Şimdiye kadar kariyerleri boyunca 12 albüme imza attılar. İlk albümlerini 1984 yılında Ele Güne Karşı adıyla müzik marketlere sunarken, geçtiğimiz yıl 2017 yılında Kendi Kendime isimli son albümleriyle karşımıza çıktılar. Kariyerlerinde her 10 yılda bir 4 albüm yaptıklarını görüyoruz. 80'li yıllarda 4 albüm, 90'lı yıllarda 4 albüm yaparken 2000'li yıllarda son 18 yılda 4 albümle karşımıza çıktılar. Kimden bahsediyorum? Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden. Bugün ruh halim yerlerde. Bana göre Mazhar Fuat Özkan üçlüsü popüler müzik tarihimizin gelmiş geçmiş en iyi grubu. Bu gruptan başka kariyerleri boyunca devamlılık sağlayan başka bir grup yok. 1984'ten 2018 yılına gelinceye kadar tam 44 yıl. 44 yıl boyunca bu üç isim bir aradalar ve harikulade müzik yapmaya devam ediyorlar. Ne güzel şeysin sen hep yaşın 19. Bugün sizlere Mazhar Fuat Özkan üçlüsünün nasıl bir araya geldiklerinin hikayesini anlatacağım. Gerçekten de müzikal içeriğiyle son derece anlamlı ve güzel bir hikaye. Sizleri şimdi 1966 yılına götüreceğim. 1966 yılında Kadıköy semtinde Kalamış'ta iki genç yolda karşılaşırlar. Gençlerden biri Mazhar Alanson, diğeri ise Fuat Güner'dir. Bu tesadüfi buluşmada Mazhar Alanson 16 yaşında, Fuat Güner ise 18 yaşındadır. İki genç birbirini tanımamaktadırlar. Gençlerden birinin elinde 60'lı yılların popüler grubu olan Beatles'ın Long Play'i vardır. Long Play'i Mazhar Alanson'un elinde gören Fuat Güner tanımadığı bu gence seslenir. Merhaba arkadaş, elindeki plağı birlikte dinleyebilir miyiz der. Mazhar Alanson Fuat Güner'in bu isteğini geriye çevirmez ve birlikte albümü dinlemek için o dönemlerde Fuat Güner'in grubu olan Kaygısızların davulcusu Ali Serdar'ın evine giderler. Ve üç genç delikanlı Ali Serdar, Fuat Güner, Mazhar Alanson, Beatles'ın albümünü keyifle dinlerler. Beatles albümünü dinlerken başlayan arkadaşlık daha sonrasında devam eder ve Fuat Güner Mazhar Alanson'a bir teklifte bulunur. O dönemlerde Fuat Güner'in grubu olan Kaygısızlar'da Mazhar Alanson'un da çalmasını ister ve Mazhar Alanson bu teklife kayıtsız kalmaz. Artık Kaygısızlar'da Fuat Güner ve Mazhar Alanson birlikte müzik yapacaklardır. O dönemlerde grupta yer alan isimlerden bir tanesi de Fikret Kızılok'tur. Bir insan bezmiş dünyadan. O Beatles planının dinlendiği gün ev sahipliği yapan davulcu Ali Serdar'ın Mazhar Fuat Özkan üçlüsünün bir araya gelişindeki rolü gelecek yıllarda da devam edecektir. Nasıl mı? 1966 yılında Fuat Güner ve Mazhar Alanson tanışırken tam 5 yıl sonra 1971'de artık bu ikiliye Özkan Uğur da katılacaktır. Davulcu Ali Serdar 1971 yılında Kaygısızlar grubunun bir provasına yanında genç bir delikanlıyı getirir. Bu genç delikanlı henüz 17 yaşındadır. Adı Özkan Uğur ve bir basçıdır. Ama o dönemlerde Kaygısızların zaten bir basçısı vardır. Bir grupta iki basçının sahne alması görülmüş şey değildir. Ancak Özkan Uğur o kadar iyi bas çalmaktadır ki Fuat Güner Özkan Uğur'u gruba dahil eder. Bir süre sonra grubun basçısı olan Sadık Kuyaş, grupta iki basçının olmayacağını söyleyerek kendi isteğiyle gruptan ayrılır. Artık Özkan Uğur, Kaygısızların tek basçısıdır. Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve diğerleri Kaygısızlar çatısı altında müzik yapmaya devam ederler. Ancak çok da uzun sürmez. Kaygısızlar grubu dağılır. Kaygısızlar grubu dağıldıktan sonra Özkan Uğur, Kurtalan Ekspres, Erkin Koray ve Ersen ve Dadaşlar'la birlikte müzik yapmaya devam eder. Mazhar Alanson ve Fuat Güner ise 1973 yılında birlikte Türküz, Türkü Çağırırız isimli bir albüm yaparlar. Ancak bu albümde beklediklerini bulamazlar. Türküz, Türkü Çağırırız. 1976 yılına geldiğimizde Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur bir başka grubun çatısı altında tekrar bir araya gelirler. Yeni grubun adı İpucu Beşlisi. Grupta Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu da vardır. Heyecan, çok heyecanlıyım. Geçen zaman içerisinde gerek Barış Manço, gerekse Ajde Pekkan'a vokal ve müzisyen olarak sahnede eşlik eden Mazhar, Fuat ve Özkan
zaman içerisinde Seyyal Taner ve İpucu Beşlisi adı altında müzik çalışmalarına devam ederler. Ayakları çok da sağlam yere basmayan ve arayış içinde olan bu çalışmalar 1980 yılına geldiğimizde meyvelerini verecektir. Ajda Pekkan, Barış Manço ve Seyyal Taner'le yapmış oldukları sahne çalışmalarından gelir elde etmişlerdir. Fuat Güner, sahne çalışmalarından elde ettikleri o dönemin parasıyla yaklaşık 20 bin lirayı İstanbul Gelişim Stüdyosu'na verir. Bu para yeni albüm yapmalarına imkan tanıyacaktır. Ve olur da. 1984 yılında müzik marketlerde yerini alacak olan Eli Güne Karşı isimli albümlerinin hazırlıklarına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başlarlar. Albüm 1984 yılında Balet Plak etiketiyle çıkar. Arabesk'in prim yaptığı yıllar olan 1980'li yıllarda rock müzik yapan bir grubun ilk albümleriyle bu denli başarılı olması gerçekten de takdire şayandır. Grup hala Mazhar Fuat Özkan olarak anılmaktadır. Kendileri de bunu kabul etmişlerdir. Ta ki 1985 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edinceye kadar. Grup 1985 yılında Türkiye'yi Diday Diday Day isimli şarkısıyla temsil etmişti ve yarışmanın finalinde sunucu Mazhar Fuat Özkan'ı şu şekilde anons etti. MFÖ. İşte o andan itibaren artık biz Mazhar Fuat Özkan değil MFÖ demeye başladık. Ve Türk popüler müzik tarihinin gelmiş geçmiş en iyi grubu olma yolunda Mazhar Fuat Özkan üçlüsü 1984'te attıkları ilk adımın ardından 1985'teki Eurovision tecrübesiyle birlikte yollarına emin adımlarla yürümeye devam ettiler. Bu videonun başında söylediğim gibi 44 yıllık kariyerde tam 12 albüme imza attılar. Her bir albüm hak edilen başarıyı yakaladı. Ve Mazhar Fuat Özkan için, bu üç harikulade müzisyen için şunu söyleyebiliriz. İyi ki varsınız.